Cepten denilen kadın kimse, onu kınıyorum. Benim gözüm, bebeğim, Türk Silahlı Kuvvetlerime hiç kimse tek bir laf dahi söyleyemez. Onun dilini keseriz. Nefret anıyorum. Ben Şebnem, Fatma, Ayşe'ye ödül vermedim. Ben sağlıkçıları temsil eden, pandemi döneminde geç saatlere kadar çalışan halkımızın sağlığının iyi noktaya gelmesi için büyük mücadele veren sağlıkçıların, hasta bakıcısının, hemşiresinin, doktorunun, profesörünün en üst kurulu olan sağlık kurulu en üstü TTB'ye verdim. Eğer çok meraklısı varsa ödülü de incelesin, çok dikkat ettik. Ödül TTB'ye verildi, Türk Tabipler Birliği'ne verildi. Bir isme verilmedi. Bugün Şebnem denilen kadın olur orada, yarın Hatice olur, öbür günde Kadir olur. Bu önemli değil. Nefretle kınıyorum eğer böyle bir laf söylediyse. Söylediği de belli herhalde. Onu nefretle kınıyorum. Benim onunla bir alakam yok. Ben tanımam, etmem, bilmem. Ben sağlıkçıları onara etmek için Tansu Festivali'nde özel yer hazırlığı yapıyoruz. Öğretmenlerimize özel yer hazırlığı yapıyoruz Tansu Festivali'nde. Onlara verdiğimiz değeri bir nebze bölgemizde anlatabilmek için bunu yapıyoruz. İlkeli davranıyoruz. Sağlıkçılara ödül verdik. Tekrar verebilirim TTB'ye ödül. Ben sağlıkçıların en üst kuruluşuna verdim. Şebnem'miş, Tebnem'miş, beni hiç ilgilendirmiyor. Ödül vermeye sahneye kadar niye geldi kadın? Tutuklasalar da ya kadın böyle bir şeyse. 25 tane polis vardı sahnenin arkasında, kadın da yanımdaydı. Sayın Kaymakam da telefonu, efendim tutuklayın yanımda duruyor dedim, 25 tane polis var burada. Alın götürün. Kanunlara biz demokratik Cumhuriyet Türkiye'ye inanıyoruz demokrasiye. Kanunlar ne emrediyorsa biz ona göre hareket ederiz. Yoksa tutuklu olan, yasaklı olan bir kadına gel de sana ödül veririm diyemeyiz. Zaten ben kadına vermedim, kadını tanımam. Ben TTB'ye verdim.